Evet sevgili seyirciler, Büyüteç'in de sonuna geldik. Büyüteç'te konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'ti. Bir başka Büyüteç'te tekrar buluşmak üzere efendim. Ankara'dan mutlu akşamlar. Hazır mıyız? Kayıt alıyor. Büyüteç'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam sizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sesleniyoruz ve konuğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş. Efendim Büyüteç'e hoş geldiniz. Siz de Kıbrıs'a hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Efendim hemen Günter Verheugen'in açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Türkiye Kıbrıs sorununu çözmezse büyük sorunla karşı karşıya kalacak. Denktaş'ın arkasında birileri var ki size adeta bir kukla benzetmesi yapılmak istendi ve ardından seçimleri muhalefet kazanmazsa eğer biz işbirliği yapmayacağız denildi ve son olarak da seçimler demokratik bir ortamda yapılmayacak denildi. Düğmeye mi basıldı yine? Efendim, Verheugen bir kere Türk düşmanlığını gittikçe daha belirgin şekilde ortaya koymaktadır. Niçin böyledir bilmiyorum. Türkiye'ye tehditleri tehdittir, doğrudan tehdittir. Bunu Türkiye nasıl algılar, Türkiye buna ne cevap verir ben bilemem ama baskıdır, tehdittir ve bu 2 Mayıs'a kadar devam edecek. Öyle anlaşılıyor. Bizim seçimleri de aşacak yani. Seçimlerde anan planına karşı olanlar kazanırsa geçersizdir diyor. Ama diğer taraf kazanırsa iyi olacaktır diyor. Evet, aynen böyle. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin inanırlığını, güvenildiğini, prestijini adam sıfırlamaktadır. Böyle bir Avrupa Birliği'ne kim güvenebilir? Çift standartlı ve biz böyle düşünüyoruz, böyle olacak diye bir halkın hürriyet davasına bakmaksızın o davanın hukuki dava değildir diyerek hukuki hakları bir tarafa itmesine, geçmişten bahsedeceğinizde hayır onu da görmek iste. Ne olacak? Biz doğruyu yaptık. Anan güzeli yaptı. Onun için buna itiraz yok. Kimdir bu adam? Bu adam bir bürokrattır be kardeşim. Ben de efendim onu soracağım size. Bu bir bürokrattır. Yani bunları yapma hakkı yoktur. Ne diye bunları yapıyor? Kim kendisine bu gücü veriyor? Kim veriyor efendim bu gücü? Herhalde Amerika'dan, söyleyin Yunanistan'ı memnun etmek için. Yunanistan'ı ilişkisi nedir Yunanistan'da bilmiyorum. Bir Almandır. Almanya'yı belki de memnun etmek için bunları yapıyor. Ama dediğim gibi faydası yok. Aksine bizim halkımızı biraz daha uyandırmış oluyor. Bu kadar. Pazartesiden Cuma gününe kadar AK Parti oy avcılığı peşinde. Evet. Böyle yani bir o kadar mantıksız bir şey ki yani oradaki insanın oyu kimin cebinde? Böyle bir şey var mı yani? Böyle bir hadise yok. Ben i̇şte varoşlardan gelecek oylarla efendim, büyük şehirlerde kendi adaylarına avantaj sağlayacağı yazıyor. Bu iddiada bulunanlar o kadar affedin beni dayanaksız ayağı yere basmayan iddiada bulunuyorlar ki. Ankara'da varoşlar neresidir? Gece kondulardır. Evet. Çubuk mu varoş? Akyurt mu varoş? Elma Dağ mı varoş? Hangisi varoş? Veya Ayaş mı varoş? Ne alakası var varoşla? Bunlar lafı güzel. Yani sırf laf söylemiş olmak için söylenen laflar. Şimdi bakın gidin Ankara'nın bütün ilçelerinden ve beldelerinden halktan bir bayram havası var. Herkesten tebrik geliyor. Peki. Ama ki bizi niye ki kattınız buraya? Bayram ediyor vatandaş. Niye? Şimdi otobüs daha rahat gelip gidecek. Efendim mesela altyapı hizmetini bir anda görecek, asfaltını görecek, parklarını görecek, büyükşehirde ne görüyorsa hepsini görecek. Siz hiç hizmet etmediniz mi peki oraya? Efendim bizim mesela yasal olarak bakın, çok ettim ama yasal olarak o kadar önemli önünüzde sorunlar var ki. Hatırlar mısınız bilmiyorum, Mustafa Vuran vardı Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı. Evet. Sayın Vuran gitti kendi köyüne mücavir alan sınırı içerisinde yol yaptı diye görevden alındı bir dönem. Evet. Yani yapamıyorsunuz bunu, bir yıl formalitesi var. Ya parasını verecek ya karşılığında bir şey verecek. Belli bir yere dayandıracaksınız. Halbuki büyük şehirde olunca direkt olarak da oraya hizmet gidecek. Sadece bu işe karşı çıkan her bölgede belediye başkanları olur. İşte ben de onu soracağım. Belde belediye başkanları peki neden bu işe karşı çıkıyorlar? Madem Ankara Büyükşehir Belediyesi ya da diğer büyükşehir belediyeleri o beldelerde altyapı ve diğer hizmetleri götürecekleri halde kendi beldelerine çok basit gidecek. Çok niye? Basit. Şimdi o belde belediye başkanlarının çoğunun kendisinin, eşinin, dostusunun, akrabasının arsaları dolu orada. Evet. O arsalara çok katlı böyle binaları veriyor. Orada büyük bir rant elde edebilmek için kenti perişan ediyorlar.
Şimdi imar noktayı nazarından yetki kime geçecek? Büyükşehir Belediyesi'ne. Öyle yani çarpık yapılaşmaya müsaade etmek yok. Şimdi ne yapıyor? Diyor ki yani siz biz burada dilediğimiz gibi her şeyle oynuyorduk. Artık dilediğimiz gibi oynayamayacağız. Onun için belde ve ilçe belediye başkanlarının %80'i bunu istemez. %80 istemez. Halkın %99'u ister. Rant olayı için mi sadece? Tabii, tamamen rant. Kendi kişisel rantı, kendi kişisel otoritesi. Herkes tek başına belediye başkanı olmak ister ki orada her şeye hükmedebilsin. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu zaman her şeyi dilediği gibi hükmedebilme şansı kalmıyor. Paylaşıyor. Bir kısmını Büyükşehir yapıyor, bir kısmını kendi yapıyor. O diyor ki benim yetkilerim gidiyor diyor. Bir belediye başkanının buna karşı çıkmasından daha doğal bir hadise olmaz. Bu kişisel çıkar meselesidir. Kişisel menfaat meselesidir. Ama halka sorun, şu anda gidelim, Çubuk'ta anket yapalım. %99 Büyükşehir'e katıldığından dolayı herkes bayram yapıyor. Çünkü hizmet gidecek. Hizmet gidecek tabii. Peki madem bu anlattıklarınızı dinledik sizin, peki muhalefet neden bu kadar karşı buna? Efendim muhalefet büyük bir panik içerisinde, seçim paniği içerisinde. Ne diyorsun efendim? Ve şeye bahane arıyor, seçim kaybına bir mazeret arıyor. Ankara'da bu kadar 13 belde 5 tane ilçe katılacak. Evet. Toplam 18 tane. Evet. Bunlardaki kullanılacak olan oy 90 bin 100 bin civarında. 2,5 milyon nüfus şeyin içerisinde, oy potansiyeli içerisinde 100 bin oy %5'lik bile bir değil. Evet. Yani bunun kıymeti harbiyesi bile yok. Ama özellikle bunu büyütüyorlar. Sadece Ankara'yı demeyeyim. Diğer vilayetlerde belki hiç yok. Belki bir Samsun'da hiç yok. Belki bir Mersin'de, Antalya'da hiç yok. Bunların hiç tesiri olmayacak. Ama sırf seçimde mağlup olacağı için buna bir kılıf arıyor ve bundan bir endişe içerisinde. Başka herhangi bir şey değil. Peki bir de tabii kanunlaştıktan sonra Cumhurbaşkanlığına çıkması gerekiyor. Kanun geçti meclisten zaten. Evet. Cumhurbaşkanlığına çıktı. Çıktı. Evet, oradan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Efendim tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir netice vereceğine şu anda kesin bir söz söylememiz mümkün değil. Fakat Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Cumhurbaşkanı üzerinde büyük bir baskı kurmak arzusunda olduklarını televizyonlarına verdikleri beyanatla Cumhurbaşkanı bunu çevirecek. Bu anayasaya aykırıdır diye kendi fikirlerini Sayın Cumhurbaşkanı'nın fikri gibi empoze etmeye başladılar. Tabi bunun içerisinde siyaset yatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir konuda siyasete alet olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu kanun anayasaya hiç aykırı bir tarafı yok. Mevcut olan sınırı buradan aldım, bu kadar yaptım. Sen niye yaptın? Seçim için yaptın. Diyelim ki seçim için yapıldı, anayasaya aykırı tarafı nerede bunun? Böyle bir şey yok da. Bu doğrudan doğruya kentin imarını kurtarmak için yapılmış olan bir hadise. Ama aksi takdirde nasıl bir intiba ortaya çıkar? Siyasiymiş. Hayır. Bunda kesinlikle ve kesinlikle Cumhurbaşkanı'nın siyasi bir tavır içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nda önümüzde 15 günlük bir süre var. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Peki efendim son olarak şunu sormak istiyorum çok kısa. Sizce belde belediyeleri kalkmalı mı? Aslında şöyle diyelim. Küçük belde belediyeleri, nüfusu 2000 olan belde belediyeleri kalkmalı. Neden kalkmalı? Sebebini söyleyeyim. 2000'lik belediyede personel belediye başkanı ve etrafındaki genelde birkaç tane akrabası sadece maaş almak için bu belediyeyi yapıyor. Belediyenin başka hiçbir fonksiyonel özelliği yok. Nüfusu 10 binden aşağı olan hiçbir yerin belediye olmasının pratikte faydası yok. Galiba bu alanda da geniş ve detaylı bir reforma ihtiyaç var. Var ama bu seçime yetişmeyecek bu kesin. Anladım. Ya bu seçimde küçük beldelerde girecek. Nüfusu bizim tespitimize göre 500'e yakın, nüfusu 2000'in altına düşmüş olan belediye var. Evet. Bu seçimlerde herkes zaten sırf seçmenini çok göstermek maksadıyla şeye taşıyorlar. Köye seçmen taşıyorlar. Hiç boşa taşımasınlar. Önümüzdeki dönemde yani bu son oluyor, beldelerin son dönemi oluyor. Bu seçimden sonra bir dahaki dönemin içerisinde kesinlikle 2000'in altındaki yerler kalkacak. Efendim, Sayın Gökçek, Büyüteç'e katıldığınız için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, şimdi 19 ana haber bültenimizde hazırladığımız haberlere bir göz atıyoruz. Süre veriyoruz. Bir dakika. Bir de kapatacağım. Süre veriyoruz. Arkadaşlar süre veriyoruz. Ya tamam Mehmet. Duymuyorum. Bağırmayın. Büyüteç'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler ve bir Büyüteç'in daha sonuna geldik. Konuğumuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'ti. Ankara'dan mutlu hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
Büyüteç'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Sayın Necati Çetinkaya. Efendim hoş geldiniz Büyüteç'e. Hoş bulduk Batu abi. Efendim mali idareler seçimleri yaklaşıyor bütün hızıyla. Biz de merak ediyoruz. Adaylarınız ne zaman belli olacak öncelikli olarak? Evet, çok zor bir soru. Şimdi her şeyden önce bizi dinleyen tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii adayların müracaatları 15 Aralık'ta kararlaştırdık. 15 Aralık burunun başlangıç günüydü. Dün yaptığımız toplantıda da 9 Ocağı da bitiş günü olarak şey yaptık. Yani dikkat edecek olursanız adım adım evet. 28 Mart'a doğru gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Zaman da çok çabuk geçiyor. Zaman çok çabuk. Göz açıp kapanıncaya kadar bakacaksınız. Evet. 28 Mart gelmiş çatmış. Ve Türkiye son derece önemli bir seçimin arefesinde. Bu seçim AK Parti'nin vatandaş tarafından güveninin tazelemesi anlamına gelecek. Bayağı umutlusunuz o zaman. Gayet tabii umutluyuz. Şimdi sizlere kamuoya araştırmalarımızın neticesini verdiğim zaman göreceksiniz ki hemen hemen rakibimiz kalmamış durumda. Öyle mi? Yani evet. Genel seçimlerden daha yüksek %30 verilerin. Gayet tabii. Onu sizin sorunuzu cevaplandırdıktan sonra oraya da geleceğim. Belki de sizin sorunuzun muhtevasında da bu olacaktır. Şimdi tabii adayların belirlenmesi ilkin adaylarının müracaatlarının bitimiyle başlayacak. 9 Ocak'ta adaylarımız biter bitmez biz hemen onun ertesi gün tüm Türkiye'de her tarafta 5 gün içinde adaylarımızın belde belediye başkanlarımızın, il genel meclis üyelerimizin ve belediye meclis üyelerimizi ilçe ve illere bıraktık. Son evet. Karar merciği il olacak. İlçe, il ve büyükşehir belediye başkanlarımız da merkez son kararını verecek. Yoklama, merkez yoklaması olduğu için genel merkezce MYK tarafından bu adaylarımızı belirleyeceğiz. Bu sebepten dolayı biz illerimizin de görüşünü tabii alacağız. Çünkü teşkilatlarımızın görüşünü almadan adayları belirlenmemiz isabet edecek. Merkezden biz bu olacak, şu olacak tabii, demeyeceğiz diyorsunuz. Evet, yani biz efendim dayak şu olacak. Evet, tüzüğümüz bize 120. madde yetkiyi vermiş. Evet. Demiş ki ön seçim teşkilat yoklaması veyahut da merkez yoklamasıyla adayınızı biz merkez yoklamasıyla adayları belirlemesine karar verdik ve dolayısıyla bunu da YSK'ya bildiriyoruz. Merkez yoklamasıyla efendim seçimlere gireceğiz ve adaylarımızı buna göre tespit edeceğiz. Şimdi illere diyoruz ki arkadaş size müracaat eden adayları alfabetik sıraya göre alt alta diziniz ve dolayısıyla yazınız. Ondan sonra göndereceğimiz size formatlarla bunları her birisi için 3 tane evet. Doldurunuz. Ve şu formatlar evet. Bu adayların tespitindeki illerde tabii bu şekilde alfabetik sıraya göre dolduracaklar bunları. Ve dolayısıyla dolduktan sonra 3 tane işaretleyecek. 3 tane işaretleyecek. İşaretleyecek ve bunu kimin nezaret ve kontrolünde yapacak? Bizim merkezden göndereceğimiz komisyonlar nezaret ve kontrolünde yapacaklar. Her komisyonun başında 11 tane komisyon olacak. Her komisyonun başında bir MYK üyesi yani bir genel başkan yardımcımız olacak. Ben tabii merkezde karargâhtan ayrılamayacağım. Evet. Ve dolayısıyla size büyük iş düşüyor. Evet. Bu konular bittikten sonra hemen 3'e indirilen listeler merkeze getirilecek. Evet. Merkezde bu sefer yaptığımız kamuoyu araştırmaları. Efendim diğer başvurduğumuz sivil toplum örgütleri, orada ombudsmanlardan aldığımız bilgiler ve dolayısıyla sözüne itimat edilecek oradaki ileri gelen kişilerden ve dolayısıyla aynı zamanda bizim yaptığımız kamuoyu araştırmaları. Evet. Neticesinde adaylar teke indirilecek. Ve bunu kısa zamanda da açıklayacağız. Yani belki ocağın 20-25'inde AK Parti'nin bütün belediye başkanları hemen hemen netleşecek. 24 Şubat'ta da Yüksek Seçim Kurulu bize
son adayıyla bildiğim tarih olarak tarihini belirledi seçim takviminde. Ona göre Hodru Meydan diyeceğiz. Hodru Meydan diyorsunuz. Evet. Herkes başvurularını yapsın. Tabii. Evet. Şeyi soracağım efendim, süremizin de kısa biliyorsunuz, doğru, sonuna doğru, doğru geliyoruz. Hangi özellikleri, hangi kıstasları arayacaksınız? Ondan sonra da hemen bu evet, kamuoyu yoklamalarını. İşte arayacağımız kıstaslar bir, adayımız çalışkan olacak. Evet. Başarılı olacak, deneyimli olacak. Bir karizması olacak. Evet efendim, dürüst olacak, erdemli olacak. Liyakat ve ehliyeti ön planda tutuyoruz. Evet. Ve dolayısıyla halkın beğenisini kazanacak. Geçmişte yüz kızartıcı hiçbir fiil ve hareketten dolayı yargılanmamış gerçekten olacak. Gerçekten kıstaslarınız çok pırıl pırıl, evet, tertemiz olacak. Ve biz adayımızı çıkarttığımız zaman bütün oradaki vatandaşlarımız diyecek ki oh be, AK Parti'nin farkı da buymuş. Yani farkımızı bu şekilde tabii ortaya koyacağız. Şey yapacak. Gerçekten çünkü kıstaslarınız çok şey, zor kıstaslar. Gayet tabii. Ne şey yapıyoruz? Çünkü biz merkezi iktidarda şu anda başarının zirvesine ulaştık. Bunu mübalağa yapmıyorum. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. hükümeti, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımızın başkanlığındaki hükümet hakikaten gecesini gündüzüne katmış, evet, ekonomiyi ölüm döşeğinden kaldırdı, evet, zirveye çıkarttı. Ondan sonra faizleri son haddine indirdi. Efendim enflasyon neredeyse tek rakamlara inecek. Ekonomik rakamlar çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Ve bunun karşısında, evet, halk işte onun için bizden ümidini, evet, kesmedi. Diyor, aynen, ki ben yerel iktidarlara da bunlara teslim edeceğim. Bir bakıma güven oylaması olacak. Kaç, yüzde tabii, kaç oy bekliyorsunuz? Bakınız Sayın biz %50'nin üzerine çıkaralım oylarımızı diyor idik Sayın Batuhan. Fakat vatandaşımız gördü ki bizden daha fazla efendim çok cemaat, iddialı bir rakam bu %50. Bu Kasım sonu itibariyle yaptığımız kamuoyu araştırması. Evet. Bakınız 48.3. Evet. 3 şirkete yaptığımız, evet, kamuoyu araştırması. Bu verdiğim kamuoyu daha yeni. Orada 3 günlük, evet, bir kamuoyu araştırması. 3 şirketin müşterek yaptığı kamuoyu araştırması. %54.6. Evet. Diğer partilerin iki, CHP %13.7, MHP 8.3, DEHAP 6.5, DYP 5.5, Genç Parti 4.2, ANAP 2.4. Şimdi halk şunu görüyor. Diyor ki arkadaş diyor, ben bunlara inanıyorum. Ben bunlara güveniyorum. Güvenimi de sürdürüyorum. Ve bu sebeple halkımın güvenini suistimal etmemek için, onları sükutu hayale uğratmamak için benim onları yerel yönetimde yönetecek adayımı çok iyi tespit etmem lazım. Pırıl pırıl olmalı. Yani en kıymetli mücevherden daha ruhen ve aynı zamanda halkın beğenisi itibariyle bir pırlanta size oldu. Size çok büyük iş düşüyor o zaman bu ve noktada. İnşallah en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Onun gayreti içindeyiz. Göreceksiniz ki AK Parti'nin adayları ortaya çıktığı zaman hepsi İstanbul'u susuzluktan kurtaran, çöp yığınlığından kurtaran ve adeta bir dönüm noktası olan İstanbul'daki o başarılı çalışmalarıyla bir yıldız olan Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi çok Recep Tayyip Erdoğanlar çıkacak ve AK Parti'nin bunlar yıldızları olacak ve Türkiye'yi yerel iktidarda da başarılı zirvesine çıkacak. Anladım. Sayın Batuhan, ben onu şu şekilde tarif ediyorum. Diyorum ki biz 3 Kasım seçimlerinde bir zafer kazandık. Fakat daha zaferin tacını takmadık. Tacı mı takacağız diyorsunuz? Pırlanta tacını 28 Mart 2004'te Allah'ın izniyle takacağız. Ve hemen hemen Türkiye'nin her tarafında AK Parti'nin yerel, evet, iktidarını, yerel yöneticileri halkına hizmet etmek için gecesini gündüzüne katacak. Yerel yönetimlerdeki başarı olmadığı takdirde, evet, Türkiye'nin şaha kalkması mümkün değildir. Ben eski bir kamu yöneticisi olarak dünyanın her tarafında bunu araştırdım, inceledim. Amerika'nın Amerika olması, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın bu duruma gelmesi yerel yönetimdeki başarıdır. Onların önünü açtığımız zaman göreceksiniz ki Türkiye şaha kalkacak ve Türkiye kısa zamanda batıyı yakalayacak bir duruma gelecek inşallah. Sayın Çetinkaya, başarılar diliyoruz. Gerçekten işiniz zor. Kolay gelsin. Büyütece katıldığınız için de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, şimdi 19 ana haber bülteninde izlediğimiz haberlere göz atıyoruz.
Evet. Mahmut, senin işaretinle gireyim. Ekran. Evet efendim, Büyüteç'ten bu akşamlık da bu kadar diyoruz. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Sayın Necati Çetinkaya'ydı. Bir başka Büyüteç'te yine Ankara'da buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Büyüteç'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başeskioğlu. Efendim hoş geldiniz Büyüteç'e. Sayın Bakanım, yaklaşık 4 milyon insanı ilgilendiren asgari ücret bugün belli oldu. %34.1 oranında nette bir artış gerçekleşti ve 303 milyon liraya çıktı bu rakam. Ancak bir bakıyoruz açıklamalara, böyle bir artış olmasına rağmen, %34'lük bir artış olmasına rağmen ne işçi kesimi ne de işveren kesimi pek memnun olmamış gibi görünüyor. Neden efendim, siz memnun oldunuz mu? Evet. Tabii bu ücret konusundaki tartışmalarda ihtiyaçlar sonsuz. Yani 300 yerine 500 olsa yine o konuda değişik görüşler ileri sürülebilir. Ben öncelikle yeni belirlenen asgari ücretin bütün çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu son yıllarda, son 5 yıldır yapılan asgari ücret artışları içerisinde en yüksek oranda yapılan bir artış oranıdır. %34.1 geçmiş yıllarda artışlara baktığınız zaman bu artışın çok yüksek olduğu görülmektedir. Geçmiş yıllarda asgari ücret artışı sadece enflasyona endeks olarak yapılırdı. Evet. Biz de örneğin bu sene hedeflenen enflasyona göre yani %12 nispetinde bir artış yapmış olsaydık 253 milyon lira civarında bir asgari ücrete gelmiş olacaktık. Biz 225'i vicdani bulmadık. Yani bu çağda 225 milyon liranın asgari ücretin olmasını kabullenemedik. Onun için de bu kez asgari ücret tespitine değişik bir açıdan baktık. Yani sadece asgari ücreti tespit etmekle kalmadık. Bunun dışında artan maliyetleri işverenle birlikte devletin paylaşması gibi bir sorumluluğu da birlikte sergiledik. Yani Sayın Başbakanımızın bu açılımıyla, bu önerisiyle yani %20'sini işveren ödesin, gerisinde devlet ödeyecek çerçevesi içerisinde bir asgari ücret tespiti belirlenmiştir. Gerçekten de öyle olmuştur. 303 milyon nete çıkarken asgari ücretimizin net eline geçen para, diğer taraftan işverenimize yansıyacak maliyetlerde de önemli düşmeler olmuştur. Neler de olmuştur örneğin. Her zaman şikayet edilir. İşte SSK prim artışları çok yüksek diye. Bu yıl bizim Nisan ayında arttırmamız gereken prim artış oranı %26'dır. Yani bu yasadan gelen bir artış oranıdır. Biz bu %26'lık oranı altından düşürerek %20'ye çektik. Yani bütün yıl boyunca 2004 yılı içerisinde %26'lık artış yerine %20'lik bir artış söz konusu olacak. İşverenlerimiz açısından diğer bir önemli husus da asgari ücretle SSK primi alt kazanç sınırı arasındaki her zaman bir makas var, bir fark var. Evet, evet. Uzun yıllardır işverenimiz işçisine vermediği paranın primini yatırıyor. Evet. Bundan dolayı büyük yakınmalar almadı. Bence haklı bir yakınmaydı. Biz bu asgari ücret tespit edilirken onu da gidermeye çalıştık. Ne yaptık? Dedik ki işverenimizin bu şikayet ettiği, işçisine vermediği halde ödediği primi de devlet karşılasın, hazine karşılasın. Bunun da bir asgari ücretliye getirdiği, dolayısıyla işverene getirdiği artı 46 milyon liradır. Yani 46 milyon liralık yükü bir asgari ücretli de hazine üstlenmiş bulunmaktadır. Bu önümüzdeki dönemde, uzun dönemde de düşüncemiz bu asgari ücretle alt kazanç sınırı arasındaki farkı kapatıp yani işverene artı bir maliyet gelmesini önlemek istiyoruz. Bu onun önemli bir başlangıcı oldu. Peki efendim, %34.1'lik bir artış nette, brütte de %38.2'lik bir artış. Niye hala bu tepkiler geliyor? Şimdi biz asgari ücret tespit komisyonunda 5 işveren temsilcisi var, 5 işçi temsilcisi var, 5'i de hükümet temsilcisi. Bu karar işçi temsilcilerimiz ve hükümet temsilcilerimiz birlikte almış olduğu kararla çıktı. Her ne kadar işçi kesimimizin de kısmi itirazları olsa da
oylama bu şekilde tecelli etti. İşveren kesimi buna muhalif oldu. Aslında açık konuşmak gerekirse Orhan Bey, bu şu açıklanan asgari ücret bütün taraflar için kabul edilebilir, mantıklı bir ücrettir. Ha. Demek ki tamam bu 303 milyon lira bir günlük ihtiyaçları bir aileye geçindirecek boyuttandır. Değil, bunu herkes biliyor. Yani malum ilan etmenin gereği yok. Ama olmayanı vermek zor bir şey. Yani yalnız burada hükümet bütün imkanlarını zorlamıştır. Yani sadece asgari ücreti tespit en son bir kadar çıkmış. En son kırmızı çizgiye kadar gelmiştir. Evet, anladım. Ve bunu yaparken de tamam ben bu asgari ücreti arttırıyorum ama bunun bütün yükünü de işveren çekmesin diye uygulamış olduğumuz bu zor ekonomik programa rağmen işverenin üzerindeki yükü de önemli ölçüde almıştır. Sayın Bakanım, ikinci 6 aylık Temmuz'da yeniden arttırılacak. Ha, bu tabii yılın ilk yarısı için açıklanan olması da bunu değerlendirirken biraz daha insaflı olmamız gerektiriyor. Bu ilk 6 aylık açıklanan bir ücrettir. Haziran Temmuz geldiğinde oturup bakacağız ekonomik genel seyir nedir, öngördüğümüz hedeflerdeki performans nasıl gidiyor, ona göre elinizden geleni yine kırmızı çizgileri zorlayacak mısınız? Tabii ya, bizim efendim belirlediği özellikle. Bizim gönlümüzden geçen o. Yani biz belki de hiçbir sosyal demokrat hükümetin cesaret edemediği manada sosyal politika uygulan bir hükümetiz. Evet. Yani bunu çok iddialı söylüyorum. Yani geçmişteki hükümet uygulamalarına baktığınız zaman, geçen yıl geri gelmez mesela, Bağkur ve SSK emeklilerine çok yüksek oranda zam yaptık. Bu asgari ücret tespiti %134'lük bir artış, önemli bir artıştır. Onun gibi enerji maliyetlerinde zam yapmıyoruz, aksine ucuzlama yapıyoruz. Efendim, diğer sosyal yardım fonlarını hep bu işe gereksinim diyen vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Yani biz şunu önemliyoruz. Yani ekonomik politikalarla birlikte sosyal politikaları imkanlar verdiğince uygulamak zorundayız. Yani kuru kuruya bir ekonomik politikanın ders çerçevesi içerisinde kalmayacağız. İşte bu asgari ücret tespiti olsun diye yapılan sosyal yardımlar hep bu düşüncemizin birer işaretidir. Sayın Bakanım, hazır sizi burada bulmuşken asgari ücretin yanı sıra SSK ve Bağkur emeklilerinden de çok telefon geldi. Yayınımıza katıldığınızı duyduktan sonra mailler geldi bu konuda. Bu ne olacak efendim? Evet. Geçen sene Seyyan'ın herkese 100'er milyonluk gerçekten 75'de Bağkurlara 75 SSK'lara 100'er milyonluk. 100'er milyonluk zam yapılmıştı. 150 milyon lira olan Bağkur'umuzun maaşı 250 milyona çıkmıştı. SSK içinde iyi bir iyileştirme olmuştu. Tabii o yapmış olduğumuz iyileştirme onlara bir taban aylığı teşkil etti. Bundan sonraki zamlar onun üzerine gelecek artılardır. Bu hafta bakanlar kuruluna bilgi arz ettim. İlgili bakanlarımız çalışıyor. Zannediyorum yılın ilk haftasında bu konu tekrar gündeme gelecek. Sayın Başbakanımızın ve hükümet üyelerimizin bakışı bu noktada aynı hepimiz. Yani keşke imkanlar el verse de belki ondan hiç beklemediğim zamları elbisek noktasında. Yani bizim yanından geçen o da dediğim gibi bu asgari ücret tespitinde de olduğu gibi. En iyisi olacak mı efendim yine? Seyyanen mi ya da yüzde oranı mı olacak? Şimdi henüz daha o konuda bir netlik yok yani. Hangi modelle bir iyileştirme yapacak? Bu modeli seçerken de elbette tabii emeklilerimizin lehine olacak bir modeli tercih etmeyi arzu ederiz. Dediğim gibi yani elimizdeki bütün imkanları belki de sınırları zorlayarak hem asgari ücretten de emekli aylıkların iyileştirilmesi konusunda yapmayı düşünüyoruz. Ama takdir edilir ki bir ekonomik program uygulanıyor. Bu program zor bir program. Yani vatandaşımıza sıkıntı veren bir program. Ama biz özellikle 2004 yılını kazasız belasız atlatmamız gerekiyor. Evet. Allah şükür göstergeler iyi gidiyor. Enflasyondaki düşüş, mali disiplinimiz, bütçe performansımız mükemmel. İlgili bakanlarımız sağ olsunlar. Bütçe açıkları öngörülen düzeylerde seyrediyor. Yani bu genel iyileştirmeler olduğu sürece emeklilerimize daha iyi imkan vereceğiz. Ha yok. Yani popülizm uğruna, işte ben çalışan bakan olarak işte emeklilere şuna gitme uğruna veyahut da hükümetimiz 3 aylık 5 aylık bir hoşa gitme uğruna bu genel hedeflerden sapmamızı gerektirecek. Bu popülizm içerisinde de olmamız gerekir. Bu bizi tekrar başa döndürür ve bu da bu ağır bedelleri iki kat öderiz. Evet. Buna da hakkımız yok. Sayın Bakanım, Büyüteç'e katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, şimdi saat 19 ana haber bültenimizde izlediğimiz haberlere göz atıyoruz.
Evet. Evet. Son 5. Evet efendim, Büyüteç'te konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başeskioğlu'ydu. Bir başka Büyüteç'te tekrar Ankara'da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Büyüteç'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Konuğumuz AK Parti Ankara İl Başkanı Doktor Nurettin Akman. Sayın Akman, hoş geldiniz Büyüteç'e. Çok teşekkür ederim efendim. Evet efendim, mali seçimler yaklaşıyor. Özellikle AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Başvurular çok mu? Bu adaylar ne zaman belli olacak? Efendim, genel merkezimiz bu konuda bir faaliyet takvimi açıkladı. 15 Aralık'tan itibaren başvurular başlamış oldu. Bu 9 Ocak'a kadar, 9 Ocak 2004 tarihine kadar devam etmiş olacak. Halen bu süreç işlemektedir. Tabii bizim Türk insanında bir anlayış vardır. Hep son günlere bırakırlar. Son güne bırakır mısınız? Yani aday adaylık müracaatını son günlere bırakırlar. Şu anda ilçelerden aldığımız malumatlarda henüz aday adaylarımızın 1/3 civarında diyebilirim müracaatları olmuş. Örneğin bir ilçemizde bize nezaket ziyareti yapan arkadaşlarımızın sayısı 70'in üzerindeydi. Aday aday olmak isteyen arkadaşlarımızın henüz o ilçemizde 10 civarında arkadaşımızın müracaat ettiğini. Belki yıpranmayalım diye son günlere bırakalım. Evet, olabilir. O da olabilir ama bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu araziye çıkmış durumdalar ve şu anda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Kart bastırmışlar, afiş bastırmışlar. Dikkatinizi çekmiştir billboardlarda. Evet, billboardlarda. AK Parti'nin aday adaylarının resimlerini ve sloganlarını görüyoruz. Kıstaslar nasıl olacak Sayın Akman? Nasıl belirleyeceksiniz? Bu 70 kişi başvurdu mesela bir ilçe için ya da büyükşehir için. Evet. Önceliğiniz ne olacak? Efendim, bu konuyla alakalı genel merkezimizin yetkili kurulları gayet güzel kriterler belirlemiş durumda. Birinci, ikinci olarak diye belli bir sıralama yapmak yerine bir halk oylaması, yani kamuoyu ve anketlerden çıkacak sonuçlar adaylık tespitinde öncelik arz etmektedir. Bu konudaki çalışmaları genel merkezimiz yürütmekte. Ayrıca bizler de beldelerde ve ilçelerde nabız yoklama şeklinde kamuoyu çalışmalarını devam ettirmekteyiz. Yani öncelikle kamuoyu yoklamaları. Daha sonra teşkilatlarımızın nabzı. Anladım. Şimdi teşkilatlarımızın nabzı derken aday adaylarımızla alakalı olarak mahalle temsilcilerinden başlayarak kadın kolları, gençlik kolları, belde yönetim kurulları, ilçe yönetim kurulları, il yönetim kurulları ve milletvekillerimize kadar hiyerarşik yapı içerisinde hepsinin adaylarına bu kurullar not verecekler. Hepsi bir değerlendirmeden geçecek. Ve netice itibariyle beldeler genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliği ile ilgili karar il teşkilatının onayıyla tahakkuk edecek. Anladım. Ancak ilçe belediye başkanları ve büyükşehir, yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın onay makamı genel merkezimizin yetkili kurulları. Hemen aklıma şu soru geliyor efendim. Hep şu, öyle olmuştur ya. Yoklamalarda, halk yoklamalarında birisi öne çıktı. Ancak partide yapılan yoklamalarda aynı şey olmadı. Yani iki aday arasında. O zaman tercih hangi anlamda yapılacak? Halkın halk oylamasına göre mi yoksa teşkilat yoklamasına göre mi? Şimdi efendim, tabii bu adayların konumuna, durumlarına bağlı. Adayların özelliklerine bağlı. Biz adaylarımızın tercihinde bir takım kıstasları da beraberinde getiriyoruz. Hı hı. Örneğin güvenilir mi, uyumlu mu, teşkilatlarla yakınlık derecesi nedir şimdiye kadar, becerikli mi, hitabet gücü var mı, eğitim ve kültür düzeyi ne durumda, istişareye açık mı, en önemlisi de bulunduğu bölgenin problemlerine vakıf mı ve alacağı bu sorumluluğu en güzel şekliyle geleceğe taşıyabilecek bir bulunduğu belde. Malumlarımız önümüzdeki dönemde kamu yönetim yasasını çıkaracağız. Evet.
meclisimizden bu yasa geçtiği takdirde herkes dört gözle bekliyoruz. Aynen Avrupa'da olduğu gibi belediye başkanlarımız çok büyük bir yetki donanımına ve mali imkanlara kavuşmuş olacaklar. Ve belediye başkanımız sağlık hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin, bugün köy hizmetlerinin yapmış olduğu efendim hizmetlerin tüm koordinasyon görevini üstlenmiş olacak. Yani onun sorumluluğunda olacak. Onun için özellikli adaylarımızın mutlaka görevi... Yani efendim bu halk oylaması ve merkez yoklama yani parti yoklamasında kimsenin hakkını yememeye çalışacağız mı diyorsunuz? Gayet tabii efendim. Yani bunda hiçbir aday adayımızın tereddüdü olmasın. Peki efendim bir aday hem büyükşehir için hem de ilçe belediye başkanlığı için aday olabilecek mi? Efendim genel merkezimizce yine belirlenen kurallar çerçevesinde 3 tane başvuru formu. Bir beyaz belediye başkanlıkları için, diğeri mavi belediye meclis üyelikleri için, sarı olan da efendim, il genel meclisi üyelikleri için. Yani müracaat eden bir arkadaşımız hangi belediye başkanlığına müracaat etmiş ise ancak tek yere müracaat etmesi gerekiyor. Gayet tabii. Yani hayır ben belediye başkanı olamadım, efendim, meclis üyeliğine adayım gibi bir imkana sahip değiller. Ya da büyükşehire aday olamadım, ilçeye olamayım. Hayır efendim. Olmayacak. Yani herkes tek yere aday olacak. Şey evet. Peki efendim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız kim olacak? Evet. En önemli soru da bu. Şimdi bunu efendim halkımıza soracağız. Halkımızın tercihi bu konuda öncelikli rol oynayacak. Öncelikle. Kamuoyundan kim çıkacaksa. Efendim, teşkilatlarımız hangi adayımızla en güzel uyumu gösterecek, çalışacaksa ki ona göre efendim, notlar verilecek. Genel merkezimize göndereceğiz. Genel merkezimizde yetkili kurullarımızda, çünkü ifade ettiğim gibi mahalle temsilcimizden milletvekillerimize kadar, ki milletvekillerimizin içinde bakanlarımız var. Ankara bu noktada oldukça zengin biliyorsun. 3 tane bakanımız, 2 genel başkan yardımcımız, efendim 2 meclis başkan vekili, 1 meclis başkan vekilimiz, 2 grup başkan vekilimiz ve Ankara'dan çok yetkili. Evet. Hep beraber değerlendireceğiz. İsim var mı efendim? Şu anda müracaatlar malumunuz 9'una kadar devam edecek. 9 Ocağı kadar. Memurlarımız veya Türk Silahlı Kuvvetler mensupları, ayrıca parti kademelerinde görevli olan arkadaşlarımız salı akşamına kadar istifa etmek durumundalar. Ondan sonra kesin bir net. Şu an elimizde herhalde. Evet. Ancak siz bir işte duyum olarak arkadaşlarımızdan Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek Bey'in ve Keçiören Belediye Başkanımız Turgun Altınok Bey'in adayımız olduğunu biliyoruz. Anladım. Efendim evet. Çok önemli bir soru daha var. Tabii. Ankara'nın Türkiye'nin en önemli ilçesi denilen bir ilçenin ilçede yaşıyoruz. Evet. Çankaya. Çankaya adayınız kim olacak? Bunu hangi kıstaslara göre belirleyeceksiniz? Çankaya çok önemli çünkü. Evet, bizim açımızdan da çok önemli. Uzun yıllardır malumunuz sol partiler tarafından efendim. Bütün partiler anlamında çok önemli. Gayet tabii. Yani demek istediğim Cumhuriyet Partisi'nin şu andaki belediye başkanımız efendim. Tabii biz ilk günlerden itibaren seçim stardımımızı verdiğimiz, hatta diyebilirim ki Ankara İl Birinci Olağan Kongresi 6 Temmuz'dan sonra Çankaya'yı almak için gayret sarf ediyoruz diye ifade etmiştik. Bunun için yani bu sözümüzün üzerinde duruyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisindeler. Ümit ediyoruz ki Çankaya halkının tercihi mutlaka AK Parti'de olacaktır. Çünkü bakın önümüzdeki dönem çok kritik. Konuşuyorsunuz Sayın Başkan. Ümit ediyoruz diyorum efendim inşallah. Evet. Çünkü önümüzdeki dönem çok kritik bir dönem. Evet. Bakın Çankaya halkımız, ben de Çankaya'da oturuyorum. Yerel yönetimler açısından arzu edilen manada hizmeti alabilmiş değil. Bunu hangi Çankaya'lıya soracak olursanız size aynı cevabı verecektir. Yani Keçiören'deki bir muhteşemliği niye biz Çankaya'da yaşayamıyoruz? Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarından, merkezi idarenin imkanlarından mutlaka bir Çankaya olarak ben de istifade etmek istiyorum. Çankaya bizim için çok önemli. Çok önemli. O yüzden bu adayı da konusunda da inceleyip sık mı dokunacağız? Epey isimler var ama ben bir isim üzerinde durmak istemiyorum. İsim vermeyecek misin? Fakat vermiyorum ancak kamuoyunun yakından tanıdığı efendim, herkesi kucaklayabilen birisi olacak. Efendim ve Çankaya'nın sorunlarını bilen, Çankaya'yı en güzel noktaya taşıyabilecek bir adayı inşallah beraberce seçeceğiz diyorum. Sayın Nurettin Akman Büyüteç'e katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bana bu imkanı verdiğiniz için ben de sizlere ve TRT, efendim TGRT camiasına
Çok teşekkür ediyorum. Sonsuz saygılarımı sunuyorum efendim. Sevgili seyirciler, şimdi 19 ana haber bülteninde izlediğimiz haberlere göz atıyoruz. Abi çok güzel oldu. Değil mi Halil abi ya? Evet. Bu kadar bayağı dolu dolu. Son 10 saniye. Evet. Peki Mahmut'cum, duydum seni. Evet efendim, Büyüteç'te konuğumuz AK Parti Ankara İl Başkanı Doktor Nurettin Akman'dı. Bir başka Büyüteç'te yine Ankara'da başkentin nabzını tutmak için görüşmek üzere diyoruz efendim. Herkese Ankara'dan mutlu hafta sonları. Hoşçakalın. Büyüteç'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Konuğumuz Irak Türkmen Cephesi lideri Faruk Abdullah Abdurrahman. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sayın Abdurrahman, özellikle Kerkük'te etnik gerginlik her geçen gün birazcık daha artıyor ve Amerika Birleşik Devletleri sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ne oluyor? Biliyorsunuz 3 gün, 4 gün önce Kerkük'te bir yürüyüş yapılmıştır. Yürüyüşe Arap ve Türkmenler yapmışlardı. Bu yürüyüşün içerisinde yürüyüş valiye giderken, evet, orada valiye bir bildiri vermek için yolda Kerkük Camii'nin yanında, evet, bir buradan peşmergeler tarafından ateş açılmıştır. Bu ateş açılma sırasında 8 tane yakın şehit verildi. 30 tane yakın yaralı vermiştik. Şehitlerin arasında Arap da vardır. Aslan bu yürüyüş yapılırken yürüyüş Irak'ın birliği için yapılmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması için yapılmıştır. Bunu maalesef diyoruz. Evet. Bizler Irak'ta hepimiz Saddam rejiminden zulüm görmüştük. Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle. Şu anda bu zulüm kalktıktan sonra istemiyoruz ki bazı grupların, kuvvetli grupların, zayıf grupların başında bir yeni bir diktatörlük, hı hı, uygulama çabalarına girilsin. Bu yürüyüşe efendim neden şeyler katılmadı, Kürtler katılmadı? Onlar bir hafta önce bir yürüyüş yapmışlardır. Kerkük Federasyon, Kuzey'le ilgili etnik bir federasyona bağlı olması için yapılmıştı. Araplar ve Türkmenlerin yaptığı yürüyüşte Kerkük'ün Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde kalması için yapılmıştı. O yüzden bu durum, görüyoruz ki bazı aşırı güçlerin çünkü dediğim gibi Türkmenler ve Kürtler senelerdir beraberce, kardeşçe yaşamışlardır. O topraklarda birbirleriyle alışveriş, hatta kadın alışverişleri yapılmıştır. Bu da demek oluyor ki büyük bir kardeşlik içinde büyümüşlerdir. Yalnız bazı grupların veya bazı aşırı güçlerin kardeşlerimizin, Kürt kardeşlerimizin içerisinde bulunması, hı hı, bu insanları kötü yola, hı, sevk etmektedir. Nitekim aynı gruplar, aynı aşırı güçler 1959'da Kerkük katliamını yapmışlardır. Bu aşırı güçlerden kastınız nedir efendim? Biraz daha açabilir misiniz? Kim bunlar? Yani Irak'ta bir huzursuzluğun yaratılması için çalışan ve aynı zamanda Kürtleri kötü duruma düşürme düşüncesiyle çabalayan insanlar olabilir. Yani Kürtleri yanlış yönlendirmek isteyen bir grup olabilir. Evet. Onun için biz diyoruz ki bütün ister hükümet konseyindeki üyelerine, ister Kürt kardeşlerimizin parti liderlerine, hepsine, biliyorsunuz Kuzey Irak'ta 2'den fazla, hatta 20'ye yakın parti vardır. Evet. O yüzden bütününe söylüyoruz. Biz Saddam rejiminden kurtardıktan sonra artık Irak'ta yaşayabilmemiz için hepimizin aynı seviyede, aynı haklara sahip olmamız gerekir. Anladım. Efendim, son olaylardan sonra Araplarla Türkmenlerin Kürtlere karşı birleştiği izlenimini alıyoruz biz burada. Bu doğru mu? Bu birleşim zaten eskiden
vardı. Yani Saddam rejimi düşüşünden hemen sonra bu çabalar vardı. Hatta Türkmen, Irak Türkmen cephesi olarak birçok girişimlerde bulunduk. Kerkük etrafında bulunan Arap aşiretleri, Havice bölgesinde dediğimiz Obed aşiretleriyle, Cubur aşiretleriyle görüşmeler yapıldı. Öyle görüyoruz ki Kerkük'ün özel bir topografisi vardır. Evet. Bu özellik halinde bir Türkmen çoğunluğuna sahip bir bölge olarak başka kuvvetlerin oldu bittiyle bu bölgeyi almaları mümkün olmayacaktır. Irak'ın huzursuzluğuna sebep olacaktır. Onun için söylüyorum, hükümet konseyinde bulunan üyeler bunu bilmelidir ki Irak'ın bölünmesine halk hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Irak milleti olarak, Irak halkı olarak kuzeyinden güneyine kadar hepimiz tek sesle Irak'ın birliği için çalışmalıyız. Çok sert bir açıklama yapıldı. Bundan sonra bu tür olayların tezahürü halinde, tekrarı halinde tavrımız çok daha sert olacaktır denildi. Evet. Ne yapacaksınız? Biz demek istediğimiz birinci konu hükümet konseyinin aldığı tavır. Evet. Nitekim eskiden bundan iki ay önce düşen şehitlerimizin hakkı alınmadı. Ve o işi oldu bittiye getirildi. Şu anda aynı ölümlü konuşmalar düşen şehitlerin kanlarını döndüremez. O yüzden diyoruz, canilerin ceza alması gerekir. Hatta ki Irak Hükümet Konseyi'nin geçerlilik kazanabilmesi için hiç olmazsa halkın göz önünde. Bu olayın karşılığında tekrar yeni bir olayın halinde, tekrarı halinde aynı şekilde Türkmenler de karşılık verecek mi Sayın Abdurrahman? Şimdi ben onu söylüyorum. Türkmenlerden biliyorsunuz bütün silahlar alınmıştır. Şu anda Irak'ta yapılan Amerikan güçleri tarafından çıkarılan karara göre Irak'ta sadece peşmergelerde silah bulunmaktadır ve diğer güçlerden hepsinden toparlanmıştır. Biz diyoruz ki bu silahlar bir Irak ordusuna, bir Irak polisine verilmesi gerekir. Evet. Irak polisine dediğimiz zaman, Irak ordusu dediğimiz zaman bu Irak ordusu bütün Iraklılardan oluşması gerekir. Ordunun ve polisin hiçbir güce bağlı olmadan vatanperverlik için, Irak'ı korumak için çalışması gerekir. İşte bunun için ancak ve ancak Irak'ta bir ordu ve bir polis kuruluşu kurulduğu zaman bir Irak toparlayıcı düşüncesiyle herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı olmadan, onların örgütleri olmadan ancak o zaman Irak'ta huzur sağlanabilir. Sayın Abdurrahman, peki niye Türkmenler kendi silahlı güçlerini kurmuyorlar? Kuracaklarsa ne zaman kuracaklar? Şimdi biz her zaman onu söylüyoruz. Türkmen olarak mücadelemizi demokratik yollarla silahsız bir şekilde yapacağız. Bazen demokratik yollar çözüm olamayabiliyor ama işte. Biz onların yaptığı hareketleri kınıyoruz. Anladım. Kriminal bir şeyi yapmak mecburiyetinde değiliz. Onun için inşallah bütün hatalar düzeltilir ve Irak'ta Arabi, Kürdü, Türkmeni ve diğer milletlerin bir çatısı altında bir Irak birliği yapılacaktır. Peki böyle bir silahlı gücü kurma konusunda bir niyetiniz var mı? Şu anda bu söz konusu değil. Anladım. Peki efendim, çok merak edilen bir konu, bir başka konu. Kerkük petrolleri şu an kimin kontrolünde? Şu anda Petrol Bakanlığı'nın kontrolünde. Aynı zamanda biliyorsunuz Amerikan güçlerin müsteşarları bulunmaktadır. Biz aynı bu konuyu da sorduğunuz için söylüyorum. Birkaç bildirilerimizde bildirdik ki Kerkük'ün petrolü sadece Türkmenler için değil, bütün Irak'ın kaynağıdır. Bu kaynak bütün Iraklılar için yararlanması gerekir. Bunun karşısında bazı Kürt partileri Kerkük petrolünün bir oranının bizlerin olduğunu, çünkü yerimizde kaynağını veya çıktığını söylüyorlar. Tabii ki bu Irak bütünlüğünü, Irak
toparlanmasını, bölünmesinin bir örneğidir. Anladım. Biz onun için diyoruz ki Irak'ta yaşanan bütün insanlar aynı hakka sahipler. Hatta eğer bir kişi, o kişi ne bileyim dünyanın herhangi bir ucundan gelmişse, Irak vatandaşıysa, o tek kişi aynen Arap'ın vekildiğini aldığı haklara sahiptir. Sayın Abdurrahman, Büyüteç'e katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, şimdi 19 ana haber bülteninde izlediğimiz haberlere, başlıklara göz atıyoruz. Evet sevgili seyirciler, Büyüteç'te bu akşam konuğumuz Irak Türkmen Cephesi lideri Faruk Abdullah Abdurrahman'dı. Bir başka Büyüteç'te yine Ankara'da buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Ekranda kalmayın. Büyüteç'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Konuğumuz sosyal SHP lideri Sayın Murat Karayalçın. Efendim hoş geldiniz Büyüteç'e. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim mahalli seçimler yaklaşıyor ve merak ediyoruz. Murat Karayalçın Sol'un Ankara'da tek adayı olacak mı? Biz bir defa Sol'u tekleştirme çabası içindeyiz. Ondan sonra tekleşmiş Sol'un tek bir aday çıkartmasını da doğru olacağını düşünüyoruz. O aday Murat Karayalçın mı olur, bir başkası mı olur bilemiyorum. Şu andaki çabamız Sol partileri bir araya getirmek, bir birliktelik içinde toplamak ve seçimlere öyle girmek. Aslında uzunca bir süredir biz bu çabayı sürdürmekteyiz. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol Parti bunu kabul etmedi. Biz öteki sol partilerle işbirliği ve güç birliği anlamında bir araya geldik. Bir çalışmayı yürütüyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde bunu sonuçlandırmış oluruz. Ama şunu çok merak ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile bazı görüşmeler yaptınız. Evet. Onlar size bazı teklifler sundu. Siz onlara bazı teklifler sundunuz. En son gelinen nokta nedir? Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi geçeceksiniz aday olmak için? Onlar ne istediler? Siz ne önerdiniz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Baykal'la da, DSP Genel Başkanı Sayın Ecevit'le de görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 170 dolaylarında milletvekili olması nedeniyle Sol'un en güçlü partisi görünümünde bulunması gerekçesiyle belirleyici bir yeri var hiç kuşkusuz. Ben Sayın Baykal'la görüştüğümde kendisine bir sol ittifak önerisini sunduğumda Sayın Baykal ön koşul olarak burada aday olacakların tümünün Cumhuriyet Halk Partisi listesinde yer alması gerektiğini dile getirmişti. Ben de doğrusu bunu tereddütsüz kabul etmiştim. Evet, sol birliktelik içinde yer alan kişiler Cumhuriyet Halk Partisi listesinde bulunmalıdırlar, oraya girmelidirler, oradan aday göstermelidirler dedim. Bu düşünceyi de savundum. Yani Sayın Baykal'ın ön koşul olarak niteliğini evet dedim. Evet. Ayrıca benim Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhangi bir kontenjan isteminde olmadı. Biliyorsunuz 3000 küsur belediye başkan adayı çıkacak. Bunlardan yüzde şu kadarı bize verilsin, SHP'nin adayı olsun şeklinde bir istemimiz olmadı. Düşünmedik bile. Yani 3 sizden 5 bizden pazarlığı evet. Hiçbir şekilde gündeme getirmedik. Benim bir telkinim şuydu. Aday olacak kişiler, katılacak isimlerin ankete tabi tutulmasıyla belirlenmeli. Daha doğrusu bu birlikteliğe katılacak partiler isim versinler. Oradan kim çıkarsa, yani kimin ismi olursa o aday olsun. Önemli olan bu birlikteliği başarıya götürecek kişinin adaylaştırılmasıdır. Sosyal Demokrat Halk Partili olmayabilir bunlar. Evet. Hiçbirisi SHP'li olmayabilir. Bizim böyle bir talebimiz de yoktu. Ama buna karşın bu kabul edilmedi. Ben bunun yanlış olduğunu peki, düşünüyorum. Peki kapılar kapandı mı? Yani Murat Karayalçın Ankara'da Sol'un adayı olacak mı olmayacak mı o noktada? Bu anlamda da CHP çok önemli çünkü Murat Bey. Cumhuriyet Halk Partisi de önemli ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyacağı anlayış da önemli. Biraz önce söyledim. Biz hemen her şeyi kabul ettik. Bunu da ilan ettik. Bu konuda çok rahatız. Ama bunlar kabul edilmediğine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki bu birliktelik içindeki yeri de bulunmuyor. Peki onların teklifi ne size efendim? Valla bir belirgin teklifleri yok. Zaman zaman basında okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri işte Karayalçın gelsin bizden buradan Ankara'dan aday olsun şeklinde demeçler veriyorlar. Bu doğru değil.
Yani böyle bir şey olamaz. Bir defa vicdanen ben bunu kabul edemem. Siyaseten doğru bulmam. Ayrıca bunu sonuç alıcı olarak da görmüyorum. Niye ittifak Ankara'da olsun ki? Yani niye Ankara'da bu birliktelik sağlansın? Bunun Antalya'sı yok mu? Bunun İzmir yok mu? İstanbul'u, Mersin'i, Adana'sı, Rize'si yok mu? Oralarda da bu olmalı. Ayrıca Murat Karayalçın'a sen gel arkadaşların gelmesin şeklinde bir talebin iletilmesini bile ben doğrusu reddederim, kabul etmem. Yani bunu bir saygısızlık olarak görürüm. Sorun bu değil artık, artık bunu aşabilmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin de çok ciddi sorunlar var. Görüşmeyeceğimizde akıl almaz ölçüde artmış durumda. Sol partilerin yönünde ilgilenmeleri gereken, ele almaları gereken yaşamsal sorunlar var. Tabii ki görüşüm. Görüşmez olur muyum yani görüşmemem için? Ne zaman efendim görüşür? Evet ya da hayır. Valla yani biz bize hayır dendi. Hayır dendi size. Hayır dendi. Yani evet. Türkiye siyasetinde maalesef doğrudan yanıt verme geleneği yok. Dolaylı yanıtlar. Evet. Aracılarla, yaracılardan öğreniyorsunuz. Biz de öğrendik ki bize hayır deniyor. Bizim bu önerimiz kabul edilmiyor. CHP'de kabul etmiyor, DSP'de kabul etmiyor. Biraz önce söylediğim gibi bir sol birlikteliği inşa etmeye çalışıyoruz. Biz bunun belli bir aşamaya gelmesinden sonra sonuçlanma noktasına ulaşmasının ardından CHP ve DSP için bir çağrıda bulunmayı daha düşünüyoruz. Ama bu arada Cumhuriyet Halk Partisi ya da Demokratik Sol Parti bizim önceden söylemiş olduğumuz koşulları eğer uygun görürlerse, yani bir kurumsal birliktelik olursa, Türkiye'nin geneliyle ilgili bir birliktelik olursa, bir de seçmenlerin karşısına bu 21. yüzyılın ilk seçiminde bir programla çıkmamız düşünülürse biz buna evet deriz. Hemen aklıma bir önceki seçim geliyor. Evet. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi bir aday çıkartsa, siz bir adaysınız, DSP bir aday çıkartıyor ve Doğan Taşdelen örneğini vermek istiyorum. O zaman sol anlamında baktığımız zaman bu kaybetmek değil midir sizce? Evet, aslında 1999 yılında ben 512 bin oy aldım. CHP'nin adayıydım. DSP'nin adayı Doğan Taşdelen 169 bin oy almıştı. Ve ben seçimleri bunda üçlük bir farkla yitirmiştim. Bir bölünme vardı ama benim seçimleri yitirmemin temel nedeni o sırada Ankara'ya bağlı olmayan, hala da Ankara'ya bağlanmamış olan Pursakların oy kullanması ve Çayyolu'nda 25 bin hemşerimizin köy statüsüne, kırsal alan statüsüne itilmesiydi. Eğer bunlar olmasaydı, Pursaklar olmasaydı, yani hukuken geçersiz böyle bir düzenleme yapılmamış olsaydı, Doğan Taşdelen'in adaylığına karşı seçim alınabilirdi. Şimdi 99 tekrar edecek diye yani eder etmez bilmiyorum ama bu mantığın son derecede doğru. Evet. Bu mutlaka göz önünde tutulmalı. Bunu göz önünde tutması gereken partinin de Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sosyal Demokrat Halk Partisi zaten bunu göz önünde tutarak bu önerileri sunmuş bulunmakta. Sayın Karayalçın, bir başka merak ettiğimiz nokta o zaman ÖDP ve HADEP'le seçim işbirliği yapacak mısınız? Evet. İttifak yapacak mısınız 28 Mart'ta? Evet, biz yalnızca bu partilerle değil, MHP'le, Sosyalist Demokrasi Partisi'yle, Cumhuriyetçi Demokrat Parti'yle, Bağımsız Cumhuriyetçi Parti'yle, İşçi Partisi'yle, Yeni Türkiye Partisi'yle de görüştük. Yani 8 partiyle görüştük. SHP'de 9. parti. Bunlara 2 öneri sunduk. Biz 8 Aralık tarihinde seçimlere katılma kararını aldık SHP olarak. Bu partilerin sayın genel başkanlarına benim sunduğum öneriler şunlardı. Eğer seçime girmeyecekseniz bizim listelerimizden aday gösterin. Bunu işbirliği diye adlandırıyoruz. Anladım. Eğer seçime girecekseniz karşılıklı aday alan boşaltalım. Buna da güç birliği diyoruz. Hangisini isterseniz biz buna varız dedik. Bu HADEP ve ÖDP'den nasıl bir yanıt? Daha yanıt gelmedi. Yeni Türkiye Partisi kesin yanıtını verdi. Biz ayrıca seçime giriyoruz ama sizinle alan boşaltma yöntemini, yani güç birliği yöntemini düşünebiliriz dediler. Öteki partilerden de benzer eğilimler var ama henüz kesinleşmiş değil Batuhan Bey. Anladım. Sayın Karayalçın, çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için. Önümüzdeki dönemde de size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, 19 ana haber bültenimizde izlediğimiz başlıklara şimdi göz atıyoruz. Büyüteç'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Konuğumuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek. Hoş geldiniz Büyüteç'e. Hoş bulduk efendim. Evet efendim, bugün adaylığınızı açıkladınız AK Parti'den yine. Üçüncü kez neden? İki dönem yaptık. Aslında
Şunu söyleyebilirim ki belediye başkanlığı ilk 5 yılın içerisinde öğreniliyor. Benimki aslında 3. dönem de değil, 4. dönem. Bir dönemde biliyorsunuz geç öğren var. İnsan ilk 5 yılın içerisinde belediyeciliği öğreniyor. 2. 5 yılda kalfalık, 3. 5 yılda ustalık oluyor. Allah nasip eder de bir 4. 5 yıl olursa o zaman ordinaryüs olmak mümkün. Dolayısıyla lisanslı oluyorsunuz, daha güzel neticeleri almak mümkün. Büyük samimiyetle söylüyorum, 15 sene belediye başkanlığı yaptım, 15. senede öğrendiğim çok şey var. Yani öğrenmenin sonu yok. Öğrenmenin sonu olmadığı gibi, belediyecilik de artık bir nevi meslek gibi. Yani 5 senede bir değiştir, 5 senede bir değiştir. Dolayısıyla yeterince istenilen hizmeti alamıyorsun. Deneyimi olan insanların vereceği hizmet mutlaka daha fazla oluyor. Tabi bunun takdiri de doğrudan doğruya vatandaşa bağlı. Yani vatandaş takdir ederse biz burada kalacağız. Hı hı. Onun için bir dönem daha Allah nasip ederse kalmak istiyoruz. Efendim bugün yine AK Parti'ye gittiniz, il başkanlığına adaylığınızı açıkladınız. Ne bekliyorsunuz peki? Bir kere şunu bekliyorum. Allah izin verir Sayın Başbakanım ve Merkez Karar Yönetim Kurulu ben adaylık için uygun görür ve gösterirse iktidar partisinin belediye başkanını... Hiç iktidar partisi belediye başkanlığı yapmadınız. Yani şöyle, 96-97 Refah Yol döneminde bir yıllık yaptık ama iktidar mıydık değil miydik o belli değildi. Onun için yani bir şey diyemiyorum. Hep muhalefette yaptık ve muhalefet hep soruşturmalar ve incelemelerle geçirildi. Tamamı siyasiydi. Siyasi soruşturmalar bizim aramızdan, emrimiz, sütubumuzdan getirdi. İlk defa son bir yıl içerisinde AK Parti iktidarı döneminde belediye başkanı olduğumuzu rahat olarak hissettik. Şimdi Allah nasip eder. Şu bir yıl içerisinde yapılanları Ankara'da görüyorsunuz. Allah bir dönem daha nasip ederse öyle zannediyorum belediye başkanlığı yapmış olan bir başbakanın desteğiyle Ankara çok daha değişecek. Tanınmaz hale geleceğine Allah'ın izniyle şimdiden söz verelim. Tanınmaz hale nasıl getireceğinizi soracağım ama önce son 7 aya dönmek istiyorum. 2003'ün ikinci çeyreğinden itibaren başlayan projeler ve bitirilen projeler. Evet. Niye efendim? Demin söyledim. Niye bu kadar koştunuz? Şunu söyleyeyim. Hep ellerimiz prangalıydı. Siyasi olarak da pek çok müfettiş git Melih Gökçe'nin bir şeyini gör diye gönderiliyordu. Sağ olsun müfettiş arkadaşların büyük ekseriyeti son derece objektif davrandılar da bugüne kadar ayakta kalabildik. Allah'ın izniyle yapılan herhangi bir yanlışlık yoktu. Ama son yıl içerisinde prangalar sökülünce rahat çalışma imkanı elde ettik. Ve gerçekten sizin söylediğiniz gibi 5 tane ana girişimiz var Ankara'nın. Bir anda 5'ini birden genişlettik. 18 tane at geçit yaptık. 3 tane de rekreasyon alanı yaptı ki bunun birisi 1.300.000 metrekare harikalar diyarı, Avrupa'da bile yok ve Avrupa'nın en büyük rekreasyon alanı. 3.5 tane metroya bir anda başladık. Buçuk diyorum çünkü bir aradaki 4.9 kilometrelik bağlantıyı buçuk kabul ediyorum. Toplam 40 kilometrelik metro inşaatına başladık. Bir tane stat, bir tane kongre salonu bitirdik. Yaptığımız kaldırımlar, sosyal faaliyetler, yardımlar, şunlar bunlar hepsi kenara. El kol rahat olunca rahatlıkla bunları yapabiliyorsunuz. Burada şunu da söylemek isterim. Biz bunları borç alarak falan yapmıyoruz. Hani zaman zaman Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bana suçlama yöneltiyorlar. Diyorlar ki 2.8 borcum var. Var borç. Ama bu borç benim dönemimde alınmış para değil. Ben Sayın Karayalçın döneminden 4.2 katrilyon borç aldım. Yani 3 milyar dolar. Benim 1 milyar dolarını ödedik 10 senede. Geriye kaldı 2.8 katrilyon. Yani 2 milyar dolar. Onu da önümüzdeki takvim içerisinde ödemeye çalışıyoruz. Hazineyle yaptığımız anlaşmalar gereği. Bizim dönemimizde aldığımız tek borç metrolar için 150 milyon dolar. Şu ana kadar da 60 milyon dolarını harcadık. O kadar. Onun haricinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçe'nin kendisinin yaptığı projelerle ilgili herhangi bir yerden en ufak bir kredi almış değil. Evet. Yani bunu üstüne basa basa söylüyorum. Peki efendim 3. dönemde ordinaryüslük dönemi dediniz demin. Peki bu ordinaryüslük döneminde Ankaralılar belli başlı olarak çok iddialı bir söz bu. Nelerle karşılaşacak? Bakın ben bir şey söyleyeyim. Bir kere bizim Ankara bir memur kenti. Bu memur kentinin artık bir turizm kenti haline gelmesi lazım. Çünkü memurun parası sınırlı. Halbuki ticaretin dönebilmesi için bir takım değişikliklerin yapılması lazım. İşte bu nedenden dolayı turizme yönelik yatırımlarımız olacak. Ankara'nın 7 harikası denilen 7 tane projemiz var. Bunların detayını bilmiyorum çünkü vakit yok. Vakit yok. Ve 7'si de turist cezbedecek. Ayrıca
3 tane yine dev projemiz var. Sadece başlığını söyleyeyim. Fil Adası, Kuş Adası, Maymun Adası. Bunların teferruatını inşallah bir geniş programda daha önce mi getireceksin? Evet, yani dünyadaki bütün maymun çeşitleri Bayındır Barajı'nın belli bir bölümünde bir adanın içerisinde muhafaza edilecek. Anladım. Ve turistler geldiği zaman yüzlerce çeşit maymun görecekler. Bu tabii turist dediğimiz zaman yerli turist, yabancı turist. Ve Ankara'da inanıyorum ki her sene artacak 300 ila 500 bin civarında turist sayısında artış olacak. Yerli ve yabancı. Ve inanıyorum ki bir 10 sene sonra artık Ankara'ya yılda 10 milyon turist gelecek hale gelecek. Trafik sorunu da tamamen çözülecek mi? Trafik sorunu inşallah çözülecek. Yani bizim Ankara'da 30 ila 50 arası 600 geçide ihtiyaç var. İnşallah onlar da yapılacak. En önemlisi Esenbağ yolu yapılacak ki biz buradaki yeni projemizin adını Altın Şehir Projesi koyduk. Anladım. Yani altın dağ var. Ağırlıklı olarak. Oradaki gece konuları kaldırmak. Evet. Altın Şehir yapacağız orayı inşallah. Ve gene en önemli projelerimizden bir tanesi ki en mühimi Tarihi Kent Merkezi Projesi. Ulus, Hacı Bayram, Kale. Evet. Bütün civarı çok geniş bir interland içerisinde bir yenileme faaliyeti. Evet. Tabii bunların yanında daha onlarca projemiz var. Bu kadar projeyi böyle bir 10 dakikalık programa sokmak lazım değil. İnşallah TGT'de bir gün bir fırsat verirseniz bize şöyle bir 2 saat doyasıya görüntüleriyle birlikte inşallah izleyicilerimize hemen izletiriz. Anketlere döneceğim. Anketler yayınlanıyor. Hem AK Parti'nin sitesinde hem çeşitli kamuoyunda anketler yapılıyor. Bunlar bize geliyor. Bakıyoruz trend giderek yükseliyor. Peki sizin yaptırdığınız bir anket var mı? Çok. Çok ama ben kendi yaptırdığım anketi söylemem. İnandırıcı olmaz. Şöyle ki der ki rakiplerim ben Melik Gökçek propaganda yapıyor. Ama benim Ankaralılardan bir istirhamım var. Sokağa çıktıklarında sorsunlar vatandaşa. Desinler ki kime oy vereceksiniz? İki kişiden bir kişi diyorsa bu %50'dir. Dört kişide bir kişi diyorsa %25'tir. Üç kişide iki kişi diyorsa %66. %40'ın üstünde misiniz? Allah'ın izniyle biz bu seçimlerde inanıyorum ki %50'nin üzerinde. %50'nin üzerinde. Zaten sadece biz değil. Yani Ankara değil. İnanıyorum ki AK Parti'miz bu seçimlerde Türkiye genelinde kesinlikle %50'nin üzerine çıkacak. Çünkü çok büyük bir yüksek performans gösteriyor AK Parti. İşte devamlı olarak faizlerin düşmesi. Bunu soracağım efendim. Siz memnun musunuz peki? Hep sizle daha önce de konuştuk. Hükümeti daha önceki dönemlerinizde hep eleştirmiştiniz. Yani AK Parti değil, daha önceki hükümet, 57. hükümette. Peki bu faizlerin düşmesi size vatandaşın cebine gerçekten yansıdı mı? Hep de yansıyor. Yani gün geçtikçe yansıyor. Dikkat ediyor musunuz? Geçen gün televizyon programında, sizde değil mi? Başka istasyonda izledim. Fiyatların geçen seneki ve bu seneki fiyatlarını veriyor. Bu seneki fiyatlarda düşme var. Çünkü geçtiğinizde enflasyon düşüyor mu? Cebimize para girmiyor şeklinde söylentiler, söylemler hep dile getiriliyor. Efendim cebe yavaş yavaş para giriyor. Önce istikrar, sonra güven ve sonra girmesi. Şimdi bir şey söyleyeyim. İhracatta %40'lara yakın bir artış var. %35'lik bir artış var. Bu artış nereden geldi? Kimin cebine giriyor? Benim cebime giriyor. Hayır, ihracatı yapan vatandaşın cebine giriyor. Dolayısıyla bunu yani girmiyor demek mümkün değil. Faizler düşüyor. Faizler düşünce hazineye imkan alıyor. Faizler düşünce hükümet rahatlıyor. Yatırım söz konusu oluyor. Rahmetli Özal'dan sonra siz hiç otoyol duydunuz mu? Hayır. Biz senin içerisinde 15 kilometre otoyol yapıldı. Evet. Sayın Başkan bir oraya, Başbakan bir otoyol, bir otoyola gidip haberi otoyol açıyor. Verilen sözler tutuluyor. Yani ilk defa bu dönemin içerisinde yoksul halk düşünüldü. Bundan önce hiç yoksul halkın düşünüldüğünü gördünüz mü? Haberi hortumculara gidiyordu paralar. Ama yoksul halk nefes almaya başladı. Sayın Başbakan köylere varıncaya kadar kömür dağıttı. Ve habire yardım yapıyor. Biz belirlenen aynısını yapıyoruz. Bu dönem mükemmel bir dönem. Bu dönem güven dönemi. Bu dönem istikrar dönemi. İnşallah seçimlerde göreceğiz. Bu millet inşallah istikrara ve güvene oy verecek. Sayın Gökçek, en büyük rakibinizin kim olmasını bekliyorsunuz? Tek bir isim istiyorum. Yani ben şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi istese de istemese de Sayın Karayalçı'nı aday yapacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi saflarındaki Sayın Karayalçı'nda yarışacağız diye düşünüyorum. Size başarılar diliyoruz. Ben de. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, şimdi 19 ana haber bülteninde izlediğimiz haberlere göz atıyoruz. Thank you.
efendim, Büyüteç'te konuğumuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'ti. Bir başka Büyüteç'te yine Ankara'da buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Büyüteç'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Konuğumuz Tarım Bakanı Sayın Sami Güçlü. Efendim Büyüteç'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Bakanım, uzun süredir tartışılan bir konu var. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin bazı tarım ilaçlarının kullanımı nedeniyle Avrupa Birliği'nden geri döndüğü, ki bunların kanserojen maddeler içerdiği ve bunların iç piyasada satıldığı yönünde. Halkta da bu yönde bazı tepkiler ve panikler var. Nedir efendim bu durum? Efendim evvela ben bizi izleyen seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ve onlara ilk söz olarak şunu söylüyorum. İhraç ettiğimiz ve ihraç ettiğimiz ülkede kontrol edilerek ilaç kalıntılarına rastlandığı için Türkiye'ye iade edilen ürünlerin Türkiye'deki gıda mevzuatı açısından kontrol edilmeden iç piyasaya sunulduğu ve tüketicilerimize arz edildiği bilgisi yanlıştır. Anladım. Evet. Geri geliyor mu efendim bu ürünler Türkiye'ye? Tabii Türkiye'ye geri geliyor bu ürünler. 2003 yılında yaklaşık 155 adet ihraç ettiğimiz ürünlerin gerekli standartlarda, efsafta, nitelikte ve bir kısım kimyasallar yönünden belirlenen seviyenin üzerinde olduğu tespit edilerek Türkiye'ye bildirimde bulunulmuştur. Bunların bir kısmı iade edilmiştir. Ancak bizim mevzuatımıza göre, Türkiye'deki gıda mevzuatına göre yurt dışından geri iade edilen ürünler Türkiye'deki gıda mevzuatına göre bir incelemeye alınır. Eğer bunlar Türkiye'deki şartlarımız itibariyle gerekli kalıntılar yönünden, ilaç kalıntıları yönünden gerekli olan limitlerin üzerinde bir kısım değerlere sahipse bunların Türkiye'ye girmesi ve Türk tüketicine sunulması söz konusu değildir. Peki efendim burada hata üreticide mi? Niye bu ilaçlarını kullanıyor? İşte birkaç tane ilaç var. Evet. Şöyle efendim. Tabii ilaç üretimi zararlara karşı koruyan, çabuk gelişimi sağlayan ve onun görüntüsünü etkileyen, zararlara karşı koruyan bir nitelikte olduğundan dolayı üreticilerimiz geçmişte tüketicilerin tercihlerine uygun ürünler yetiştirebilmek için bu ilaçları kullandılar. Bu ilaçları tüm dünya kullandı. Yani bilindiği gibi ilaçların üreticisi ve geliştiricisi ülke Türkiye değil, gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkelerdir. Yani Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler kendi ülkelerinde de bu temel tarımsal ürünleri, gıda ürünlerini ve sebze meyveleri yönelik olarak bu ilaçları geliştirdiler ve kullandılar. Hatta bizlerde de bu ilaçların kullanması konusunda teşvik ettiler. Bu ilaçları Türkiye'de, bu ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde ürettiler ve kullanılmasını sağladılar. Tabii bunun avantajları da oldu. Ancak bunun çevreye ve insan sağlığına zararları konusunda son zamanlarda gittikçe artan bir kaygı oluştu. Bunun da çok haklı sebepleri var tabii. Bu ilaçların, evet, bitkilerin verimini, niteliğini, özelliklerini, albenisini çok önemli ölçüde etkileyen bir yönü var ama bunun yanında sağlık yönünden ve toprağın kirlenmesi yönünden, zararlı ilaç artıkları yönünden kirlenmesi açısından mahsurları olduğu ortaya çıktı. Ve burada temel problem şu, ilaçları kullanmak belki bir zorunluluk. Ancak bunların zamanında ve uygun dozda kullanılması lazım. Şimdi şu anda esas problem geldi, bu noktaya düğümlendi. Yurt dışından geri dönüşler içerisinde Türkiye ve başka ülkeler için geri iadelerin en önemli sebeplerinden bir tanesi ilaç kalıntıları ve ilaç kalıntılarının temel sebebi tavsiye edilenden daha yüksek dozda kullanmak ve zaman sınırlarına uygun hareket etmemek. Yani hasattan en az belli bir süre önce ilaç kullanılması gerekirken üreticiler eğer buna riayet etmezlerse ilaç kalıntısının arzu edilen seviyede üstünde olması kaçınılmaz oluyor. Ve bu probleme yol açıyor. Dolayısıyla bunun en başta eğitim kısmı var. O zaman sonra üretim kısmı. Bin köye bin tarımlı projesi kapsamında çok büyük iş düşüyor ve doğru bir şey yaptığınızda ortaya çıkıyor. Yani çiftçilerin yönlendirilmesi eğitim anlamında ve eğitimi anlamında doğru. Sayın Bakanım. Efendim şimdi bununla ilgili olarak dünyanın başka ülkelerinde de yaptığı
gelişmiş ülkelerin yaptığı ve bizim de mevzuat olarak geliştirdiğimiz aynı bakış açısı ve aynı doğrultudadır. İlaçların Türkiye'ye gelmesi veya Türkiye'de üretilmesi, bunların satılması, üreticiler tarafından kullanılması konusundaki mevzuatımızda pek fazla bir problem yoktur. Ancak tüketici, esas sebze meyve üreticileri tarafından bu ilaçların kullanımının tavsiye edilen şekilde olup olmadığı ve uygun ilaçların, tavsiye edilen ilaçların kullanılmasının sağlanması, yani bir denetim yönünden evet. Türkiye'de yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu tüketicilerimiz açısından da o duydukları kaygının gitmesi bakımından önemli bir adım olacak. Sayın Bakanım, o zaman Almanya ve Fransa'dan dönen bu sebze ve meyveler imha mı edildi? Çünkü Ziraat Odası açıklama yapmış, bunlar iç piyasada satılıyor diye. Hayır. Bir kere ben size şu bir bilgi vermek istiyorum. 2003 yılında şartlara uymadığı için uyarılan, Türkiye'nin uyarıldığı ürün sayısı veya olay sayısı 155'tir. Hı hı. Yani 155 bildirim almıştır, hı hı, Türkiye. Yani Türk menşeli ürünler içerisinde kurallara, şartlara uymayan ürün sayısı. Bunların içerisinde, bu şartlara uymama konusu içerisinde ticari anlaşmazlık dahildir. Ambalaj eksikliği, noksanlığı dahildir. Fiyat anlaşmazlığı dahildir. Ve elbette ilaç kalıntılarının varlığı da söz konusudur. Evet. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de bu toplam 155 bildirim içerisinde iade edilen miktar 5700 tondur ve bunların %95'i ilaç kalıntısının dışında olan unsurlardan oluşmaktadır. Ve Türkiye'deki sınırlarımızda, gümrük alanlarımıza geldiği zaman bu ürünün, eğer Türkiye'nin gıda şartlarına uygun değilse sınırlarımızdan içeri girmesine ve tüketicilerimize sunulmasına imkan yoktur. Yani bu bilgi, hani Türkiye'de gümrüklerle ilgili veya bir kısım konularda hani çok esnektir, böyle oluyordur diye bir kanaatle söylenmiş ifadeler olabilir. Aksi halde kanunen böyle bir inisiyatifi kullanmasına imkan yoktur gümrükteki insanlarımızın. Yani gıda şartlarına eğer uymuyoruz. Fakat gelen ürünlerimiz, yapılan analizlerde eğer Türkiye için geçerli olan standartlara uygunsa elbette giriyordur. Hatta bunların bir kısmı bu gümrük alanlarında bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra eğer normal şartlara, normal standartlara gelmişse onların da girmesi mümkündür. Ama eğer bu konudaki incelemeler ve değerlendirmeler burada kalıntı oranının yüksek olduğunu gösteriyorsa bu ürünün girmesi söz konusu değildir. Bizim insanlarımızın çok tedirgin olmasına gerek yoktur. Sayın Bakanım, halkımızı aydınlattığınız için teşekkür ediyoruz. Büyüteç'e katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi 19 ana haber bültenimizde izlediğimiz haberlere göz atıyoruz. Bitince kalkmıyorsunuz efendim. Tamam. Sonra dönecek miyiz? Ben şimdi su kapatacağım. Evet efendim, Büyüteç'te konuğumuz Tarım Bakanı Sayın Sami Güçlü'ydü. Bir başka Büyüteç'te yine Ankara'da buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Büyüteç'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Konuğumuz Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe. Sayın Pepe, hoş geldiniz Büyüteç'e. Teşekkür ederim. Efendim, özellikle son günlerde bir çalışma başlattınız. Hem Avrupa Birliği ve Dış Dünya Bankası ve diğer büyük kuruluşlardan kredi almak için tüm illerin, ilçelerin çevre planları çıkartılıyor. Hı. Nedir efendim bu? Türkiye'nin uzun yıllardan bu tarafa kangrenleşmiş olan bir sorun var. Plansız büyüme, plansız yapılaşma ve sanayileşme. Bunu tabii Türkiye çok ağır bedelleri, faturalar bugüne kadar maalesef olmuştur. Depremlerde daha ziyade karşımıza çıkan bir olgu olarak tarım arazilerin elden çıktığını, sanayileşme ve yapılaşma yoluyla buraların insanımızın geleceğini son derece yakına alakadar eden bu değerlerin bir daha kazanılmamak üzere elden çıktığını gördüğümüz için
Türkiye mutlaka ben mutlaka önümüzdeki 2004 ve 2005 yıl içerisinde 54 ilinde çevre düzeni planlarını yaparak nerede sanayinin olacağını, nerede turizmin olacağını, nerede iskanın olacağını, nerede tarımın olacağını, bunların bir noktada ana planları olan çevre düzeni planlarını yapmaya karar verdik. Bunlar 1/100 binlik, 1/50 binlik planlardır. Bu planlar bütün planların anayasası hükmündedir. Yani belediyelerin yapmış oldukları 1/5 binlikler, 1/1000likler, bunların tamamı bu bizim planların altındaki planlardır. Bunlar yapılacak ki Türkiye'deki kentleşme, Türkiye'deki büyüme, sanayileşme bu planlar doğrultusunda onların projeksiyonları da. Sayın Bakanım, bundan önce yapılanlar ne olacak? Yani daha doğrusu şehirlere bir baktığımız zaman hep beton şehirler, gri şehirler şeklinde var. Gri şehirde Türkiye'nin bir maalesef tarihsizliği. İşte geçmişteki bu plansız yapılaşmanın ve sanayileşmenin Türkiye'nin önüne koymuş olduğu rakamlar bugün milyar milyar eurolardır. Yani çok ağır bedeller ödüyoruz bunun için. Evet. Şimdi Türkiye burada eğer bu adımı 1-2 sene içerisinde atmazsak Türkiye'deki tarım arazileri elden çıkıyor. Türkiye'deki orman elden çıkıyor. Türkiye'nin elindeki akarsuları, denizleri, gölleri bunların tamamı süratli bir şekilde elimizden kayıyor ve geliyor. Şimdi biz bu planları inşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde tamamladığımız zaman ben bütün kalbime şuna inanıyorum. Çağdaş dünyanın yapmış olduklarını Türkiye biraz gecikmeli yapıyor ama aradaki zaman farkını, faz farkını kapatmak için hızla hareket ediyoruz ve bunu o zaman Sayın Bakanım bu planlar ortaya çıktıktan sonra rantlar da bir ölçüde kesilmiş olacak diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani herkes istediği yere fabrika yapamayacak. Herkes istediği yere ön katlı bina yapamayacak. Yani bunlarla alakalı altyapının nasıl olacağını, nüfus yoğunluğunun işte 2010 yılı, 2020, 2030 yılı içerisinde o bölgede ne kadar insanın yaşayacağını, oradaki arıtma tesislerinin nasıl olacağını, oradaki çöp düzenli depolama alanlarının nasıl olacağını, ne kadar nüfusun o bölgede yaşayacağını ve artık yaşaması gerektiğini anladım. Bunları planlamasını yapıyoruz. Ama şu anda Türkiye'de hiçbir şey belli değil. Herkes el yordamıyla yürüyor. Bir de herkes kafasını erkenden kalkıyor. Hangi fikir takılmışsa, nasıl düşünmüşse, nasıl görmüşse ona göre yürümeye başlayınca Türkiye'de işte şu anda doğrusunu söylemek gerekirse tam bir keşmekeş var. Evet. Tam maalesef. Bir keşmekeş var. Küçük planlar yapılıyor. Bu planların üst planları olmuyor. Bu plan ihale ediliyor. Bu planlar tabii ihale edilir. Bunların yapım süresi devam ederken bir iki tarafta da aynı yörede fabrikalar yapılıyor. 5-6 sene sonra bir bakıyorsunuz hem fabrikalar bitmiş hem plan bitmiş. Ama fabrikalar plana olmuyor, plan fabrikalar olmuyor. Evet. Böyle hilkat karidesi bir tablo yani. Efendim peki bu planlar yapıldıktan sonra ne tip krediler alınabilecek? Özellikle Avrupa Birliği anlamında soruyorum. Şöyle söyleyeyim, ben yarın Avrupa'ya, Almanya'ya çok önemli bir gezi için zaten gideceğim. Alman Çevre Bakanı ile ikili ilişkiler işbirliği ve Kalkınma Bakanı'yla, çeşitli komisyon üyeleriyle, bu konu uzmanlarıyla çok kapsamlı görüşmeler yapacağız. Daha önce İtalya, İspanya, muhtelif ülkelerin ilgili bakanlar yapmış olduğumuz görüşmelerde, Türkiye şu anda metropol şehirleri başta olmak üzere düzenli çöp depolama alanları yok. Çöpünü ya dağın başına döküyor insanlarımız, ormana döküyor, ya denize döküyor, ya göle döküyor, veyahut da ki nehirlere döküyor. Yeraltı suları hızla kirleniyor. O plansız ve programsız vahşi depolama alanları içerisindeki çöpler insanlarımıza hastalık olarak geri dönüyor. Evet. Ağır metallerin insan vücuduna geçmesi suretiyle genetiğini, insanın yapısını bozuyor. Evet. Ve bu kanser vakaları hızla artıyor. Sağlıksız çevre koşullarının insanlarımıza ve şehirlerimize yüklemiş olduğu faturalar hakikaten içinden çıkılamayacak kadar ağır. Biz bunlarla alakalı önümüzdeki süreçte bu planlar doğrultusunda düzenli depolama alanlarını yapacağız. Bu düzenli depolama alanları belediyeler marifetiyle, valiler marifetiyle çevre kanununda buna madde koyacağız. Evet. Eğer bunu yapmazlarsa,
kendilerine zaten daha önce valiliklerimize, belediyelere yazmış olduğumuz yazı 2004'ün Şubat'ı sonuna kadar bize verin bunları. Nerede neyi yapacağınızı. Yapmayanlara yaptırımları getireceğiz. Cezai müeyyideleri getireceğiz. Yani herkes şimdi bildiği gibi hareket ediyor. Herkesin belli bir disiplin altına girmesi şart. Hı hı. Eğer disiplin altına girilmezse, sokulmazsa Türkiye'nin bir işte Orta Afrika ülkesinden farkı kral mı? Evet, evet. Yani Avrupa Birliği sürecindeki Türkiye'ye kadar da yapılması gereken şeylerdi bunlar. Olmazlardı. Doğru, bunlar çoktan yapılmış. O yüzden zaten bu gri şehirler ortaya çıktı değil mi efendim? Elbette şu anda siz Türkiye'nin şehirlerinin girişlerine çıkışlarına lütfen bir bakın. Evet, evet. Bu şehirlerin yersiz altyapıları. Hı hı. Daha doğrusu altyapısı yok. Bu şehirlerin işte dediğiniz gibi biraz önce çöpünü dökecek alanı yok. Evet. Pek çok şey şimdi sayarım burada büyük metropol şeyleri ama onları şu anda saymayayım. Onların maalesef düzenli çöp depolama alanları yok. Anladım. Avrupa bu meseleleri çoktan halletmiş. Türkiye bunu halledebilecek imkanı var. Avrupa Birliği fonlarını da bu konuda rahatlıkla harekete geçirelim. Anladım. Bu ikili görüşmelerimizde, daha önce yapmış olduğumuz görüşmelerde Tuz Gölü'nü kurtarmak istiyoruz. Büyük şehirlerimizi kurtarmak istiyoruz. Akarsularımızı kurtarmak istiyoruz. Şehirlerimiz civarlarındaki büyük göller var. Bunlar o şehirlerimizin 2010'lu 2020'li yıllarda içme su rezervidir. Rezervarıdır. Ama onları yeterince maalesef koruyamadık bugüne kadar. Bir Sapanca Gölü bunun çok açık örneğidir. En güzel aynı gölü. Evet. Tuz Gölü, Konya'daki Konya'nın Beyşehir Gölü. Beyşehir Gölü, Elidir Gölü ve diğer göllerin hepsini tabi tek tek saymaya burada gerek görmüyorum ama Trabzon Belediyesi, işte Giresun Belediyesi, Ordu Belediyesi, Rize Belediyesi, Samsun Belediyesi çöpünü denize döküyor. Güneydoğu'daki pek çok belediye çöpünü Dicle'ye, Fırat'a döküyor. Evet efendim. Şimdi bunun elbette ki sürdürülebilir politika olmadığını hepimizin kabul etmesi lazım. Şunu ifade edeyim, biz tabii çevre politikalarına kısa olarak burada bir vesile değinmek istiyorum. Tabii şu anda 15 ilde torbalı kömür satmayı, bunu 34 ile çıkartıyoruz. Bununla birlikte kömürün nereden geldiğini, çevre kirliliği yapıyor mu? Kürt dioksit var mı? Bunlarla alakalı çalışmalar yaptık. Bunların 15 yılda şu anda uygulaması var. Önümüzdeki 2004 yılı içerisinde yani bugün içerisinde bunu 34 ilaç uygulayacağız. Anladım. Şu anda Türkiye'nin pek çok ilinde çok ağır bir hava kirliliği var. Bu hava kirliliği olan illerimizden ölçüm cihazları, sürekli ölçüm cihazlarıyla anlık olarak oradaki havanın kalitesinin ne olduğunu hem oradaki şehirdeki vatandaş görecek, anında nasıl bir hava soluduğunu görecek hem de biz anında Ankara'da tek bir merkezde bunların bütün ölçüm raporları online olarak düğmeye bastığımız zaman mesela en kirli şehirlerden birisi Balıkesir, en kirli şehirlerden birisi Çankırı, en kirli şehirlerden birisi şu anda Kayseri, en kirli şehirlerden birisi Erzurum, Afyon ve benzeri şehirlerde hakikaten hemen tedbirleri de anında uygulamakla alakalı. Şu anda ölçüm cihazlarımız var ama bir de sabit istasyonları bu yıl içerisinde bu şehirlerde kuruyoruz. Aynı zamanda Enerji Bakanlığı ile bu konuda bir diyalog içerisindeyiz. Süratli bir şekilde oraların doğal gaza geçmesini hükümet olarak hızlandırmak için bakanlığımızın bu konuda kesinlikle yol gösterici ve uyarıcı olma görevini yerine getiriyoruz. Daha doğrusu şunu söyleyeyim, Türkiye'nin yaşanabilir şeylere sahip olması, çağdaş bir ülke olması için bu adımları süratli bir şekilde atmamız şart. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz MÜTEÇ'e katıldığınız için. Bir cümle bir cevap istiyorum yani hazır sizde bulmuşken. İki bölü ne zaman getireceksiniz? İki bölü alakalı hükümetimiz zannediyorum seçimlerden sonra iki bölü yeniden değerlendirme alacak. Efendim büyüteçe katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler şimdi 19 ana haber bülteninde izlediğimiz haberlere başlıklara göz atıyoruz. Halbuki ne kadar çok şey almıştı. Efendim onu hepsini söylediniz biliyor musunuz? Somer de yakalanmıyor. Herkes. İsmail Kağ. Evet efendim, Büyüteç'te konuğumuz Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe'ydi. Bir başka Büyüteç'te tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.